Aslında bunu hem bir siyaset bilimci olarak hem de biraz siyasal iletişim açısından bakabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz sosyal medya neredeyse kullanmayan yok gibi ve ortaya bir şey attığınızda hızlı bir şekilde yayılıyor. Eskiden biliyorsunuz işte gazetelerde haber olur, bir gün sonraya kadar bir düzeltme olur neydi. Ama şimdi sosyal medyada hızlı bir şekilde yayıldığını görüyorsunuz ve haberler çok hızlı tüketiliyor. Çok. Bu genelde genç nüfusta biliyorsunuz sosyal medyayı ağırlıklı olarak kullanıyor. Neredeyse günü, hayatı sosyal medyada geçiyor. Onun için siyasi partiler de bu alanı kullanıyorlar. Bu alanda yoğun bir şekilde faaliyet yürüttüklerini görüyoruz. Bu alanı olumlu şekilde de kullanıldığını görüyoruz. Açıkça söyleyeyim, kendilerini tanıtmak amaçlı mesela olumlu partiler kendi planlarını, programlarını ortaya koyabilirler. Bazen sosyal medya olumsuz olarak da kullanılıyor. Bazen biz de karşılaşıyoruz. Ben de stüdyodaki şu anda hepimiz buna dahiliz diye düşünüyorum. Bir bakıyorsunuz bir siyasi partinin işte ne bileyim medyasından sorumlu birinin bir siyaset bilimciye, bir gazeteciye, bir siyasetçiye karşı biliyorsunuz siz daha yayındayken bir aleyhinize bir şey başlayabiliyor. Ne onun ismi? Bir kampanya başladıklarını bot hesaplardan yoğun bir şekilde nasıl itibarsızlaştırma sürecinin işlediğini görüyoruz. Sanırım hepimiz bununla karşılaştık. Yani bunu söyleyerek başlamak istiyorum. Siyasi partiler dedim bu alanı kullanıyor. Kendilerini tanıtma planlarını, programlarını nasıl bir Türkiye düşünüyorlar? Bu konudaki fikirlerini dile getirmeleri açısından tabii ki bunu kullanırlar ama son dönemde benim gördüğüm o siyasetteki mevcut karşıtlık biraz da plan program üzerinden gitmiyor. Ya biz bir şey söyleyelim. Yani buna mutlaka inanan bir kitle oluyor zaten. Bu biz böyle devam edelim. Düzeltene kadar da bir sorun olmaz. Çünkü bunun bir maliyetin de olmadığını görüyorsunuz. İşte 128 milyar dolar üzerinden bakarsanız mesela ben ilk başta AK Parti'nin burada daha iyi bir iletişim stratejisi ortaya koyabilir miydi? Koyabilirdi. Ben buna önce de söylediğim için şimdi tekrar etmek isterim. Mesela hem bu eksik konuda hem de neydi? Ya Kanal İstanbul koyabilirdi konusunda diyorsunuz ya, eksik neydi? eksik şu idi. Mesela bu bana sorulmuştu yine bir konuda bir programda sorulmuştu yine Habertürk'te. Gerçekten bilmiyordum. Yani bildiğim bir konu değildi. Çünkü işte Merkez Bankası, işte kur atakları, döviz, işte ekonomik anlamda o önemli kavramlar üzerinde konuşacak eğitimim yoktu benim. Yani sizin eğitim aldığınız bir alan olabiliyor. Ben de bunu yayında söyledim çünkü bilmediğim için. Ben dedim bunu bilmiyorum, bildiğim bir konu değil. Onun için burada konuşmamın hiçbir anlamı yok. Ya konuşursam kendimi kaybederim, bir de yanlış bilgi vermiş olurum. Onun için geri çektim. Cevap vermedim ve toplum da bunu iyi karşılamıştı. İletişim stratejisindeki eksiklik neydi? Sorunuza oradan geleyim. O şuydu. Bu tür teknik konularda elbette ki gazeteciler, bizim gibi yorumcular belli konuları izlediğimiz kadarıyla biliriz. Kendi alanımızla ilgili olanları çok daha iyi biliriz. Ama teknik bir konu geldiğinde onun detayını bilmeyiz. O zaman böyle bir konu gündeme geldiğinde o teknik konuya teknik elemanın cevap vermesi gerekiyor. Nitekim biliyorsunuz sonraki süreçte işte Merkez Bankası'nın açıklaması, arkasından Maliye Hazine Bakanı'nın açıklaması, işte AK Parti'nin yine ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı'nın açıklaması. Şimdi bunlar üst üste gelince veya işte Sayın Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Milletvekili şeyin de açıklaması oldu biliyorsunuz. İlhan Kesici'nin açıklaması falan veya işte bu konuda başka teknik konu uzmanı olan yani konuyu Merkez Bankası'nın işleyişini bilen, dünyadaki finans sektörünü bilen, finans kavramlarını bilen insanların açıklaması daha iyi oldu. Peki ilk başta bu yapılmış olsaydı bence daha iyi bir iletişim stratejisi Geç kullanmış kalın, geç olurlardı. mi Burada bir kalındı? gecikme oldu. Ben burada biraz geç kalındığını önce düşünüyorum ama daha sonraki süreçte bunlar ortaya çıkınca da şimdi hiçbir şey olmamış gibi toplumda bir karşılık bakıyorsunuz. İşte siyasi parti liderlerinin de bugün birbirlerinin tweetlerini mentionleyerek biliyorsunuz bu konuyu gündeme getirdiklerini gördük. Bazen konu şeyden çıkıyor, nasıl söyleyeyim, konunun gerçekliğine Zeynel Bey'den kusura bakmasın, içimizde tek siyasetçi olduğu için kusura bakmasın diyorum burada. Siyasette ve siyasetçilerde bazen şu olabiliyor, söz meclisten dışarı olarak söylüyorum. Gerçek aranmıyor. Algı daha ön planda tutuluyor. Algı üzerinden eğer sonuç alınıyor ise
Onun doğru veya yanlış olmasına gerek duyulmadan o neyse devam ettiriliyor. Böyle bir süreç işliyor. Ben bu 128 milyar dolar meselesinde de sonraki açıklamalar, bu konuların uzmanlarına bakarak yorum yaparsam, bunun da böyle gerçek peşinde değil de buradan ne kadar yağ çıkartırız yaklaşımının hakim olduğunu görüyorum.